Dur dersiniz de. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyicilerimiz, mübarek Ramazan ayının son günlerinde hanelerinize misafir oluyoruz. Cenab-ı Allah bereketiyle gelen Ramazan-ı Şerif'i inşallah salimen, ganimen tamamlamayı hepimize nasip eylesin. Ramazan-ı Şerif'i hayırlı, bereketli eylesin inşallah. Değerli izleyenlerimiz, kıymetli kardeşlerim, hepimizi ilgilendiren şahsi sorumluluklarımızın ötesinde, mükellefiyetliklerimizin ötesinde bir konuyla karşınızdayım. Bu Ramazan komşularımıza iyilik yapalım. Yani bu Ramazan'da denmesi bir farkındalık oluşturma anlamında. Yoksa ömrümüzün her anında, her zaman diliminde, ömrümüzün sonuna kadar yaşadığımız müddetçe biz efendim komşuluk ilişkilerinden sorumluyuz. Yani değerli kardeşlerim, kişinin namazı, orucu, zekatı, şahsi ibadetleri ama kamuyu ilgilendiren, hepimizi ilgilendiren bir konu, komşularımıza iyi davranma, komşuluk ilişkilerimizi güzellikle sürdürme. Dinimizin emirlerinden. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle şöyle buyurmakta. Bismillahirrahmanirrahim. وَاَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَمِنَ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Sorumluluklarımızı hatırlatıyor Cenab-ı Allah. Neler yapmamız, neler yapmamamız gerektiğini. Zaten hükümleri koyan Cenab-ı Allah. Hükümleri koyan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bize o hükümleri uygulamak düşer. Biz o hükümleri uyguluyoruz. Yani Cenab-ı Allah'ın koymuş olduğu emirleri, yasakları, efendim, Peygamber Efendimiz'in koyduğu emirleri, yasakları biz uyguluyoruz. Uygulayanlar. Allah-u Teala Hazretleri hem dünya saadetimizi hem de efendim ahiret saadetimizi kazanmamızın yollarını bize gösteriyor. Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Anaya, babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere ve konumuzla alakalı olan kısmıyla da yakın komşuya, uzak komşuya,
Yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altında bulunan kimselere iyilik edin. Allah kendini beğenen, övünen, böbürlenenleri sevmez. Bizim efendim yaratılış gayemiz Allah'a kulluk. Yani وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak bana efendim ibadet etsinler, kulluk etsinler diye yarattım. Yaratanın emri bu. Allah Azze ve Celle'nin. Yani kulluk etme. Biz kulluk, kulluğu da nasıl yapacağımızı efendim bizlere Allah Azze ve Celle ve Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam örnekliğiyle göstermekteler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendim komşuluk ilişkileriyle ilgili her sahada Peygamber Efendimizin efendim hayatın her yönüyle ilgili hadis-i şerifleri bulunduğu gibi komşulukla da ilgili hadis-i şerifi bulunmakta. Bir seferinde diyor sahabe-i kiramdan anlatıyorlar. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu anlatıyorlar. Peygamber Efendimiz buyurdular ki diyor, vallahi la yu'min, vallahi la yu'min kıyle men ya Resulallah. Peygamber Efendimiz bir gün dedi ki Allah'a yemin olsun ki biz de yemin ediyoruz da vallahi billahi diye. Yani Peygamber Efendimiz de yemin ediyor Allah'a şahit gösteriyor. Vallahi la yu'min. İman etmiş olmaz. Allah hakkı için. Allah'ın birliği için söylüyorum ki iman etmiş olmaz. İman etmiş olmaz. Sahabe dediler ki diyor yani men ya Resulallah. Kim iman etmiş olmaz ya Resulallah. Efendimiz zaten buyurdular ki اَلَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَاقِعَهُ Ya komşusu efendim güven içinde olmayan kimse iman etmiş olmaz. Ne kadar ince bir durum değerli izleyenler, kıymetli kardeşlerim. Yani yeminle Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu tekit yeminle. Yani Peygamber Efendimiz'in yeminle bildirmesi tekit için. Yani kendimizi efendim bir hesaba, bir muhasebeye çekip yani bizim komşuluk ilişkilerimiz nasıl? Benim komşuluk ilişkilerim nasıl? Komşularla diyaloğum nasıl? Öyle ya. Demin ifade ettiğim gibi hani namazında, orucunda efendim kendin korunması için kötülüklerden korunmak, günahlardan korunmak, Allah Azze ve Celle'nin sevgili kulu olabilmek için. Ama insanlar arasındaki iletişim noktasında komşunun komşuya olan hak ve hukuku, haklar ve hukuklar efendim kıymetli izleyenlerimiz, değerli kardeşlerim, hak ve hukuklar çeşitli. Kişinin Allah'a karşı hak ve hukukları, ailesine karşı hak ve hukukları, komşusuna karşı hak ve hukukları, kendinin hak ve hukukları. Yani hak ve hukuklar efendim duruma, şekle göre değişiklik arz etmekte. Burada birbirimize karşı olan hak ve hukuklarımız, anne babanın evladı üzerindeki hakkı, evladın anne baba üzerindeki hakkı gibi. Hani yani komşunun komşu üzerindeki hakları, komşuluk ilişkileri. O kadar efendim konu hassas ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tekitle, yeminle iman etmiş olmaz diyor. İman etmiş olmaz. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir başka hadis-i şeriflerinde aldatan bizden değildir buyurduğu gibi. Yani ne alakası nedir? Yani mümin güvenilendir. Kandırmaz, aldatmaz. Efendim ilişkilerinde şeffaftır, doğaldır, doğrudur, dürüsttür. Öyle ya, festakim kema ümürt. Emrolunduğun gibi dost doğru. Yani güven verme, güvenli olma.
Yani Müslüman, efendim inananla da inanmayanla da, o da ayrı bir durum arz ediyor değerli kardeşlerim. Yani inananıyla olan münasebet, inanmayanıyla olan münasebet, hak ve hukuklarımız. Yani herkesin bir hakkı, hukuku var. Hakkı var üzerimizde. Hakkı ve hukuku. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselam اَلَّذ۪ي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَاقِيَهُ Yani لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَاقِيَهُ Yani cennete giremeyecek. Kıymetli kardeşlerim, değerli izleyenler, amacımız Allah'a kulluk, yaratılış gayemiz Allah'a kulluk. Yani bu mübarek Ramazan ayında efendim, değil mi, Allah rızası için niyetlenmişiz, oruçlarımızı tutuyoruz. Ya Rabbi, yani niyet ettim senin rızan için Ramazan-ı Şerif orucunu tutmaya. Niyet ettim Allah rızası için namazı kılmaya öğlen, ikindi, akşam. Yani Allah'ın rızasına kavuşma, Allah'ın rızasına erme. Tabii. Ama işte bu Allah'ın rızasına erme noktasındaki en önemli konulardan birisi efendim komşuluk hak ve hukukları. La yedhulü cennete. Yani komşusuyla iyi geçinmeyen, komşusu kendisinden emin olmayan bir kimse cennete giremeyecek. Biz hak din, İslam müntesipleri olarak bu konuyu ele alıyoruz. Yani yanımızda, karşımızda, yanı başımızda ki kimilerinin gayrimüslim, yani Müslüman olmayan komşuları da vardır. Olanlarımız da var nitekim yani. Onlara da ilişkilerimiz, onların bize karşı olan ilişkileri, karşılıklı ilişkiler yani. Komşuluk hakkı önemli. Yani hani ataların da ifade ettiği gibi değerli kardeşlerim, kıymetli izleyenler, yani ev alma, komşu al. Ev alma, efendim, komşu al. Ev her yerden alınır. Ev her yerden alınır, komşu her yerden alınmıyor. Komşu, komşunun külüne muhtaçtır. Hani darb-ı mesel, atasözlerinde yani. Diye şimdi kül mü kaldı? Değil mi yani? Ama bu bir, efendim, bir şey işaret edilen, yani anlamlı, özlü sözlerden yani. Şimdi kül yok ama başka şeyler var. Teknik aletler var, edevatlar var. Değil mi yani? Efendim, yardımlaşma, dayanışma, kaynaşma, hal hatır sorma, tebessüm, güler yüz, iyilik, hastalandı mı, sıkıntısı var mı, derdi var mı? Değil mi yani? Şimdi günün şartlarına göre de durum değişiyor elbette. Yani o özlü bir söz yani. Yani onun için efendim komşuların huzurunu isteme. Huzur verme. Alt komşu, yan komşu, üst komşu, bağ komşusu, tarla komşusu, arazi komşusu, dükkan komşusu, iş komşusu, görev komşu, yani her yerde, her şekilde. Komşuların haklarını gözetme. Onların mallarını, canlarını, efendim, kendi malı ve canı gibi bilme, aziz bilme, onları koruma. Sadece dinimiz, yüce dinimiz İslam'da değil. Önceki şeriatlarda da, önceki şeriat olan İslam, önceki İslam, yani Tevrat'ta, İncil'de de bunlar var. Hazreti Musa Aleyhisselam'a verilen Evamir-i Aşere denilen 10 emrin içerisinde de iki madde yine komşuyla ilgili. 10 emrin içerisinde iki madde. Yani komşuna hainlik etme, komşunun malına göz dikme, komşunun namusuna hetketme diyeceksin. Hetketmeyeceksin. Hani Allah'tan, Rabbinden başkasına kulluk etmeyeceksin, öldürmeyeceksin, çalmayacaksın. 10 madde içerisinde, iki maddede komşulukla alakalı. Ne kadar önemli ki 10 maddenin içerisinde Cenab-ı Allah yine orada da komşuyu gündeme getiriyor. Yani her zaman için bu. Yaratılışın içerisinde komşusuz olur mu insan? Komşularıyla yani sosyal bir hayat sürüyor. Tek başına değil ki. Komşularıyla. Onun için komşuların efendim bir danıştığında ona veya danışıldığında kendisine danışıldığında veya komşusuna danıştığında iyiyi söyleme, doğruyu söyleme, efendim hak olanı söyleme, onlara doğru yolu gösterme, örnek olma,
Değil mi ya? Örnek olma. Hele her bir Müslüman aynı zamanda her birimiz örnek birer şahsiyetleriz. Komşuluk olarak. Şahsiyet. Her birimiz. Ha burada dedim ya, bu Ramazan'da komşuluk ilişkilerimizi tekrar gözden geçirelim. Komşulara yardım edelim. Efendim yardım etmeyi değerli kardeşlerim, kıymetli izleyenler. Yani komşuya yardıma bir tas çorba gönderme, bir pide alma gönderme olarak anlamamak lazım yani. Komşuyla olan ilişki efendim ömür boyu süren bir ilişki. Hatta ömrün sonunda da süren bir ilişki. Nasıl? Şöyle efendim. İyi komşu dünyada huzur verir. Hani ev alma, komşu al. Öyle ya. İyi bir, yani önce kendimizi bir yoklayalım. Nasıl bir komşu? Kendime sorarım ben. Yani ben nasıl bir komşuluk sergiliyorum? Komşularıma karşı. Örnek olarak. Onlardan bir şey bekliyorum. Zarar verirsin ister miyim? İstemem. O zaman zarar da vermeyeceksin. Vermeyeceğim. Zararı görmek de yok. La darara ve la dırar. Yani zararı vermediğim gibi zararı da görmek de yok. Yani o da bana vermeyecek. Birbirimizin haklarına ve hukuklarına, hak ve hukuk ayrı ayrı yani. Haklarına ve hukuklarına efendim Müslüm gayrimüslim, Müslüman olsun olmasın. Hakkına razı olmak. Hakkıyla yani hakkına razı olarak da. Ha, dedim ki komşunun huzuru, komşunun verdiği huzur sadece dünya değil ahirette de öyle ya. Dünyada nasıl huzursuzluk veriyor? Ahirette de huzursuzluk verecek komşu. Nasıl verecek? Hani kimileri der ki şimdi gittin de geldin mi? Öyle değil ki. Şimdi kabirde kabirler cennet bahçesi olacak. Evet. Cehennem çukuru da olacak. Kişinin ameline göre, yaşayışına göre. Şimdi bir kimse düşünün ki kabrinde, yani Allah bizleri muhafaza eylesin. Ya inşallah. Rabbimizden biz rahmetini istiyoruz. Mağfiretini istiyoruz değerli kardeşlerim. Fani dünya. Fani dünya ya. Ne kadar yaşasa insan ne kadar yaşayacak. Yani şimdi dünyada en uzun yaşlı, en yaşlıya aranıyor. Ödül veriliyor. İşte 126, 118, 126 mıydı en sonunda efendim? Koreli mi? İşte uzak Asya ülkelerinden diyelim. Yani veya herhangi bir yerden de olabilir. Ödül veriliyor. Ne kadar yaşadı? Ya yaşıyor yani. Yaşı kaç? Efendim yaşı işte 130, 140 yok. 130'un üzerinde de yok dünyada. Yani şu anda bildiğimiz, bilinen yani. Varıp da tespit edilmemiş ayrı da bilinen yok. Ne kadar? 130. 140 yok. Yani 140 yıllık bir ömür. Dünya kulları milyon yıllar geçmiş. Yerin altına yani faniyiz dedik. Öldüğümüz zaman da yerin altına ne kadar zaman geçireceğimiz de Allah bilir. O geçirecek zamanda da o defnedildiğimiz yerde de ne halde olacağımız amelimize bağlı. Öyle ya. Yani hani ilk sorulacak sorulardan birisi namazdır buyuruluyor. Ama komşuluktan da sorulacak ilk sorular. Bakın bakalım komşularla nasıl birisi, geçinen birisiydi. Yani tamam namazın, orucun, zekatın, haccın, ibadetler sorulacak. Bunlardan sorulacak. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyurdular ki La tezûlü kadem ibni âdeme hatta yüselân hamsin. Yani bir kul Allah'ın huzurunda şu beş şeyin hesabını vermeden ayağını oynatmasına, kıpırdatmasına müsaade edilmeyecek. Ömrünü nerede tükettin, ne şekilde tükettin, malını nereden kazandın, gençliğini nerede harcadın, malını nereden kazandın? Yani bunların hesabı verilecek. Ona göre de muamele de görülecek. Hepimiz muamele göreceğiz. Cenab-ı Allah güzel muamele gören kullarından eylesin bizler inşallah değerli kardeşlerim. Aziz dinleyenler, aziz kıymetli izleyicilerimiz. Yani hayırlısını Cenab-ı Allah hayırlısını, hakkımızda hayırlısını nasip eylesin. Dedik ya, dünyada huzur veren, ahirette de huzur verecek. Yani iyi zatların, mübarek, salih zatların yanına defnedilmek isterler. Neden acaba? O beldeye, oradaki, o mezarlıktakilere de etkisi olacak da onun için. Yani onun huzurundan, onlar da faydalanacaklar. Birinin azap duyduğunu biz duymuyoruz.
Yani neler olduğunu hissedemiyor. Allah o melekeyi, o hissi, o kabiliyeti bize, o duyuyu vermedi. Ama öyle kalıyor mu şimdi yani? Başka bir alem, başka bir berzah, uhrevi hayat açıldı. Kabirle birlikte başka bir alem açıldı. Başka bir alemde neler oluyor? Yani kişinin ameline göre muamelede olunuyor. Cennet, yani kabirin ne şekilde olacağı, nasıl olduğu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere öğretti, anlattı. Kabirleri ziyaret etti. Kimi kabirlerin içe altındakilerin, kabir içindekilerin efendim ne şekilde muamelede bulunulduklarını bize aktardı. Haber verdi. Buralardan biliyoruz biz. Yani yol, hani diyor şair, yol mezarda bitmiyor. Vardığında görürsün dediği gibi yani. Hepimiz vardığımızda göreceğiz ama ona hazırlıklıyız işte. Ramazan geldi, oruçlarımızı tutuyoruz. Efendim, sadakalarımızı veriyoruz, vereceğiz. Namazımızı kılacağız. Efendim, komşularla ilişkilerimizi iyi tutacağız. Yani değerli kardeşlerim, namaz kişinin kendiyle, oruç kendiyle değil mi yani? Hani dese ki biri, ya bir de namaz kılıyorsun yani, şu komşuluğuna bak. Namazın ne suçu var? Orucun ne suçu var? Sen bir de Allah için bir ay oruç tutuyorsun yani, elinle, dilinle, gözünle, bedeninle diye. Ama komşuna verdiğin sıkıntı mesela. Yani o ayrı, o ayrı. Onu götürür. Ama bu bir örnekliktir yani. Biz birbirimizle olan beşeri münasebetlerimizdeki efendim birbirimize karşı göstermemiz gereken haklardan. Efendim, haklar noktasında, haklar deyince yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Tabarani'nin rivayet ettiği hadis-i şerife göre Peygamberimiz komşu haklarını üç gruba, üç kısma ayırmış. Yani efendim, bir hakkı olan komşu, iki hakkı olan komşu, üç hakkı olan komşu. Bir de burada ayrılıyor. Yani bir hak, iki hakkı, üç hakkı, kademe kademe. Bir hakkı olan diyor, efendim gayrimüslim olan, müşrik olan, bir komşul olan hak. Yani onun hakkı var. Hakla, her yani medeni insanlar, sosyal insanlar, hepimizin hakları var. Birbirimize karşı, onların bizim onların üzerinde hakkımız. Yani komşuya saygı gösterme, efendim çocuğunu, malını, mülkünü, efendim aile efradını, kendi aile efradı gibi bilme. Yani gayrimüslim diye ayırma yok. Dinimiz ayırmıyor. Hele hele kıymetli izleyenler, öyle bir efendim ecdadın torunlarıyız ki, ecdattan gelen bir adetimiz, geleneğimiz hep yan yana. Kilisesi de, havrası da, sinagogu da, camisi de, kardeşcesine, kardeş gibi. Yani biz dinde kardeşiz Müslümanlar ama insanlıkta da hep kardeşiz biz. O noktada kardeşlik de yani. Dinde kardeşliği Allah belirliyor. Ama coğrafya kardeşliğini, işin gereği, gücün gereği, göçmüşün, kalmışın, kişiler kendileri veriyor. Nitekim Avrupa'da o kadar kardeşlerimiz var yani, değil mi? Yani oradaki insanlarla komşular, komşuluk ilişkileri, onların onlara karşı gösterdiği ilgi, alaka, komşuluk, buradan gidenle onlara karşı gösterdiği alaka, ilgi, hukuk. Ya bu her yerde var bu. Olmaz, doğal, en tabii bir hak. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu komşuluk hakları noktasında bir hakkı olanlar, yani efendim gayrimüslim olanlar, müşrik olanlar. Müşrik olanlar. İkincisi Müslümanlar. Yani herhangi bir sıhri yakınlığı, bağı, akrabalık bağı yok ama Müslüman, din kardeşi. İki hak. Üç hakkı olanlar efendim hem Müslüman hem yakın akrabası. Yani yakın akrabaya zaten Cenab-ı Allah yakın akrabaya iyilikte bulunmayı اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى اِذِ الْقُرْبَى, yakına, her cuma efendim hutbeden yakınlara iyilik yapmayı, yakınlarınıza iyilikte bulunun, akrabaya iyilikte bulunun emri var zaten. Akrabaya iyilik, sıla-i rahim, yani biz komşulukla ilgili şey yapıyoruz. Yine hadis-i şerifle devam edelim. Efendim Peygamber Efendimiz komşuluk ilişkiler noktasında arkadaşların hayırlısı, bakın. Komşu, arkadaşların hayırlısı. Arkadaşların hayırlısı noktasında hayrul ashabi innallahi teala hayruhum li sahibi. Evet. Allah katında arkadaşların hayırlısı
arkadaşına faydalı olandır. Bu arkadaşlık. Ve hayrul ciran, ve komşunun da hayırlısı. Hayırlı bir komşu olma. Evet. İndallahi Teala, Allah katında hayırlı olan komşu, hayruhum li carihi, komşusuna da hayırlı olandır. Komşusuna hayırlı olma, efendim komşusuyla iyi geçinen, komşusunun derdiyle dertlenen. Kıymetli izleyenler, değerli kardeşlerim, komşuluk hani sadece sıcak bir çorba vermek şeklinde anlaşılmamalı dedim ya. Evet. Komşuluk sadece evin komşuluğu olarak da anlaşılmamalı, değil mi? Bak, ülkelerin de komşusu var. Vilayetler de birbiriyle komşu. Yani bir vilayet diğer vilayetle komşu, komşu, vilayet komşusu. İlçe ilçe komşusu. Köy köy komşusu. Ülke ülke komşusu. Bak, komşularımıza yardım edelim. Kampanyaları başlatıyoruz, yapıyoruz Ramazan içerisinde. Beklenen sensin kampanyalarımız devam ediyor mesela. Diyanet Vakfımızca, Türkiye Diyanet Vakfımızca. Yani dünyanın her bir tarafındaki mazlum, muhtaç, mustazaf kardeşlerimize sizlerin yardımlarını ulaştırma gayreti içerisinde bulunuyoruz. Yani bir kişi olarak siz ulaştıramazsınız ama bir vakıfla, bir cemiyetle, bir efendim teşekkülle bu yardımlar ne abi oradaki kardeşlerimize? Bu Ramazan'da beklenen sensin. Şifa-i Ramazan'da. Şifa ol kardeşlerine. Yani komşu ülkelere, komşulara, yandakilerine, yan komşularına fark etmez. Yardımlaşma. Yani iyilikle olan husus. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde de şöyle buyurdular. La yeldagannakum salatur racule ev savmu. وَلَاكِنْ اِنْظُرُ اِلَى دَرَاهِمَهُ اَوْدَنَا نِيرًا. Yani bir kimsenin namazına bakarak, orucuna bakarak, efendim, onu değerlendirmeyin. Ölçü çok hassas, kıymetli kardeşlerim. Hani diyorlar ya, haca gitti, şöyle oldu. Yani bir de haca gitti, bir de namaz kılıyor. Yani namaz kötülükten engeller, Allah buyuruyor. Ama demek ki o kişiyi kıldığı namazı kötülükten, komşuya kötülük yapmaktan, komşuya iyilik yapmaktan engellemiyorsa, dedim ya kendimizi kontrol edeceğiz. Yani bu Ramazan'da efendim son 10 gününde, son günlerinde, ömrümüzün sonuna kadar. Her günü Ramazan bilme zaten. Her günü Ramazan gibi yaşama. Öyle. Yani bu bir örnek. Bu bir aylık ibadet farz. Ama buna benzer yaşama. Yani haramlardan, günahlardan uzak, istiğfar, Kur'an'a yönelme, Kur'an'ı okuma, Kur'an'ı öğrenmeye çalışma. Efendim, yani Ramazan'daki hayri duyguyu, hepimizdeki oluşan, hepimizdeki, Ramazan'daki oluşan hayri duyguyu, sair zamanlarda da, diğer zamanlarda da yaygınlaştırmaya çalışmak. Hayırlı insan olmak. Hayırlı insan, işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da hadislerinde buyurdukları gibi, hadis-i şeriflerinde, efendim, hayrul ciran indallah, Allah katında. Değerli kardeşlerim, mesele zaten Allah'ın kabul etmesi, Cenab-ı Allah'a karşı yapılması, ibadetlerin ondan bekleme, bütün sevaplarımızı, ibadetlerimizi Allah için yapıyoruz, sevabımızı Allah'tan bekliyoruz. Yani, innama nut'imukum livechillah, la nuridu minkum cezaen ve la şükura. Ya bir iyilik yapan şöyle demeli. Ben bu iyiliği Allah için yapıyorum. Ben sizden bir teşekkür beklemem, sizin teşekkürünüz için yapmıyorum. Bana teşekkür edin diye yapmıyorum. Ben teşekkürü Allah'tan bekliyorum. Yani ben sevabını Allah'tan umuyorum. Komşuluk ilişkileri de hakeza bu şekilde. Yani kendisinden Allah razı olsun. İyi komşuydu, iyi insandı. Ha, kubbede hoş sada bırakmak. Onun için mümin, bir başka mümin için ne buyurmuştu Peygamber Efendimiz? Sanki binanın tuğlaları gibi birbirlerini tamamlarlar. Biz birbirlerimizin tamamlayıcılarıyız. Birbirlerimizin sıkıntıları, kederleri, birbirimizin sıkıntısı ve kederi. Sevinci, hepimizin sevinci. Komşumuzun huzuru bizim huzurumuz. Onun için dedik, Ramazan'ı vesile bilelim. Efendim, ilişkilerimizi, komşuluk ilişkilerimizi tekrar gözden geçirelim. Efendim, ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hem cennete giremez hadisini hatırdan çıkarmayalım. Bu noktada her birimiz, la yedhulü cennet.
La yedhulü cennete. Kim giremez? Kıylemen ya Resulallah. Kim giremez ya Resulallah? Komşusu kötülüğünden emin olunmayan kimse. Ya. Yani. Sonra yine aynı şekilde. Men kâne yu'minu billahi vel yevmel ahiri. Fela yu'da cara. Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Komşusuna iyilikte bulunsun. Komşusunun yardımında bulunsun. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde yine şöyle buyurdular. Cebrail komşu hakkında o kadar geldi bana vasiyette, nasihatta bulundu ki o kadar yani komşu hakkından bahsetti ki efendim ben zannettim ki Allah herhalde bir müddet sonra hüküm indirecek. Ayet indirecek yani. Komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim. Yani komşu hakkı noktasında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisinde oluşan bir temenni. Yani zannettim ki ben Allah komşuyu komşuya mirasçı kılacak. Onun için hediyeleşmeyi ihmal etmeyelim. Komşularımızın hak ve hukuklarına efendim riayette kusur göstermemeye çalışalım. Yani biz eziyet veren olmayalım. Eziyeti öbür komşum veriyorsa da efendim üslubunca, adabınca kendisini ikaz edelim. Yani hatırlatmada bulunalım. Kim bir kötülük görürse eliyle, diliyle, kalbiyle buğz etsin. Hadis-i şerifince, mucibince amel edelim. İyi insanlardan olalım. Eliyle iyilik, diliyle iyilik, bedeniyle iyilik yapan ve bu iyiliklerle de وَسَارِعُ لَا مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinize iyilikler yaparaktan yaklaşın ve iyilikler yaparak da iyilikte yarışın, iyilik yarışında. Kimi? Komşuyla, etraftakiyle, ilişkisi olan herkesle, herkesinle ama öncelikle efendim komşuyla. Çünkü bizi hesaba çektiklerinde, hesaba çekileceğimiz ilk sorgulardan birisi de bakın komşularla ilişkileri nasıldı? Yani. Onun için değerli kardeşlerim, yine kadınlar için de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kadınlara hitap noktasında da ey kadınlar, Müslüman kadınlar, hiçbiriniz komşu kadınlar arasında birbiriyle hediyeleşmeyi küçümsemeyin. Ya nisa'il müminat la tahkiranne, aşağılamayın. Neyle? Bir paça çorbasıyla olsun bile. Yani az da olsun. Şey değil yani. Komşularınıza hediyeleşerek, gönül alaraktan birbirinize dua edin, dualaşın. Cenab-ı Allah müminlerin gıyaben birbirlerine yaptığı duaları kabul edendir buyurdular. Cenab-ı Allah Ramazanımızı hayırlı eylesin. Tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, sırat-ı müstakimden Cenab-ı Allah hiçbirimizi ayırmasın inşallah. Bizleri Müslüman olarak halk eyleyen Cenab-ı Allah sonsuz hamdü senalar olsun. Bizleri yolundan ayırmasın. Resulünün aleyhissalatü vesselam Efendimizin, Peygamberimizin şefaatine nail olan müminler zümresine hepimizi ilhak eylesin. Hayırlı Ramazanlar eylesin. Akıbetimizi hayır eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.